Saadet Partisi olarak deriz ki bu bizim bir iddiamızdır. Ne kadar da Türkiye'de 61 tane parti olsa da Türkiye'de iki parti vardır deriz. Evet. Bunlardan bir tanesi milli görüşü temsil eden Saadet Partisi, ikincisi de diğerleri. Bu diğerlerinin içine içinizden ayrılan iktidar partisi de giriyor mu? Şimdi diğerleri derken tabii ki bunu biz sadece söylem bazında söylemiyoruz. Farklılıklarının olduğunu bizzat müşahede ettiğimiz için ve bizzat yaşadığımız için söylüyoruz. Müsaade ederseniz bunu kısa olmak kaydıyla maddeler halinde sıralamak istiyorum. Okay. Saadet Partisi, Milli Görüş'ün tek ve yegane partisidir. Efendim biz de işte Milli Görüş'ü temsil ediyoruz deseler de o bir temsilden ibaret değildir. O sadece bir palyaço olur. Evet. Diğerleri ise ortaya koydukları iç ve dış politikalarla materyalisttir ve Batı'nın etkisindedirler. Saadet Partisi maneviyatçı bir partidir. Bundan dolayı hakkı üstün tutar ve nefis terbiyesini öne alır. Diğerleri ise menfaatçidir. Kuvveti üstün tutar, maddeciliği esas alır. Evet, Saadet Partisi ekonomide adil düzen ekonomi anlayışını temel esas alır. Diğerleri ise faizci kapitalist sistemi esas alır. Saadet Partisi kalkınmada yerli ve milli üretimi ön planda tutar ve onu esas alır. Bu şekilde mücadelesini yürütür. Diğerleri ise ithalat rejimini esas alır ve ülkenin de bu şekilde kalkınacağını zannederler. Saadet Partisi Güneydoğu sorununda İslam kardeşliğini esas alır. Diğerleri ise şiddete karşı şiddet kullanmayı hedef alır ve bundan dolayı da şiddeti bu şekilde fazlalaştırmış olur. Saadet Partisi borçlanmadan kendi gücünle kalkınmayı esas alır. Diğerleri ise borçlanma olmadan bu ülkenin kalkınamayacağını zannederler ve bundan dolayı da maalesef şu anda ülkemizin 600 milyar dolara yakın iç ve dış borcu vardır. Bu ülkeyi maalesef borca esir etmişlerdir. Saadet Partisi milletimizin her zaman inançlarını öncelik verir ve onu esas alır. Bundan dolayıdır ki tüzüklerinde önce ahlak ve maneviyat demektedir.